Merhaba Pendik TV izleyicileri. Bugün Pendik Kaymakamlığındayız. Yanımızda Sayın Kaymakamımız Osman Tunç var. Sayın Kaymakamım, öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ziyaretiniz beni de ziyaretiyle memnun etti. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Kaymakam Bey, şimdi şöyle bir giriş yapmak istiyoruz. Pendik ile diğer görev yaptığınız ilçelere kıyaslayacak olursak, Pendik'in artı yönleri veya sizin için en dikkat çekici yön nedir? Bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii, yani bizim görev yaptığımız yerler çok farklı. Öncelikleri birbirinden çok farklı ilçeler. Yani bir önceki görev yerim mesela Balıkesir Edremit. Onun önceliği işte deniz, turizm, zeytin, zeytinyağı, Kaz Dağları. Ondan önceki görev yerim Mardin Kızıltepe. Kızıltepe'de de toplumsal olaylar, terör ister istemez önceliğiniz oluyor. Dolayısıyla değişik birçok yerle ayrı ayrı kıyas yapılabilir belki. Ama bir sefer Pendik çok büyük bir kent. Ayrıca büyümeye devam eden bir kent. İstanbul'un birçok ilçesi büyümesini durdurmuş durumda. Yani yeni konut yapma imkanı olmayan ilçeler var. Pendik bu anlamda büyümeye de devam ediyor. Büyümesini de aslında dikkatle baktığımızda fena da yapmıyor. Pendikliler Pendik'in değerini biliyor diyebiliriz. Toplumsal olaylar halkın çok büyük çoğunluğunu rahatsız edecek boyutlara hiçbir zaman gelmiyor. Çok küçük çapta bazı şeyler yaşanabiliyor. Dolayısıyla huzurun yaşandığı bir belde diyebiliriz Pendik için. Pendik birçok açıda İstanbul'un en gözde yeri. Yani denizden İstanbul'a girmek istediğinizde işte Bursa tarafından gelirken Yalova'dan Pendik'e geliyorsunuz. Hızlı trenle gelecekseniz yine Pendik'ten geçiyorsunuz. Karayoluyla gelecekseniz Anadolu'dan hem otobanımız hem E5'imiz Pendik'in içinden geçiyor. Sabiha Gökçen Havaalanımız var. Yani nasıl gelmek isterseniz isteyin, bir şekilde Pendik'i görüyorsunuz İstanbul'a girmeden önce. Pendik'le bir tanışıyorsunuz ve öyle giriyorsunuz İstanbul'a. Bu da çok güzel bir şey. Pendik'in marka değerini de artıran bir şey. Kentin yöneticilerine düşen de, özellikle seçilmiş insanlarına düşen de bu gelişimi doğru şekilde planlamak, doğru noktalara kanalize etmek. Arkadaşlarımızın da bu konuda hassasiyetle çalıştığını ben görüyorum. Bu anlamda Pendik yaşanacak bir yer. Pendik'i ticari boyutta düşündüğümüz zaman Pendik'in ticari yönünü nasıl görürsünüz? Yani Pendik aslında sanayisiyle falan üreten bir yer. Yani sanayiye gidince orada yani enteresan şeyler var. Hani ben size de bunu öneririm. Gidin tanıyın yani hakikaten. Çok enteresan şeyler var. Pendik'in çok sevilen simalarından bir tanesi araba üretiyor. Bunu kimse bilmez. Kendine has tasarımıyla off-road arabalar üretiyor. Dünyanın birçok yerine de satıyor. Sadece ilgilisinin bildiği, dünyada da ilgililerinin tanıdığı bir yer. Ve ben görünce şaşırdım, hayran oldum, çok takdir ettim. Böyle çok güzel üretimlerin yapıldığı yer. Bazı dünyaya işte mal satan, Türkiye'ye mal satan, işte Tam Cam diye bir cam fabrikamız var. İşte Türkiye'de ve dünyada birçok otomobilin camlarını üretiyor. Yani sessiz sedasız ama müthiş güzel işler yapıyorlar. Marinamız var. Alışveriş merkezlerimiz var. Sonra Pendik Çarşısı'na bir dikkatle bakmak lazım. Hakikaten Pendik Çarşısı diye bir çarşı var. Tarihi bir çarşı. Yani ben İzmir doğumluyum. Bizim İzmir'in Kemeraltısı vardır. Kemeraltı Çarşısı meşhur bir çarşı. Yani biraz onun havası var Pendik Çarşısı'nda. Büyük bir şehrin içerisinde biraz daha küçük esnafların yoğun olarak bir arada olduğu bir çarşı. Yani AVM'lerden çok daha farklı bir şey hissettiriyor size. Yani bu esnaf kültürünün yaşandığı, ahilik ruhunun yaşandığı bir atmosferi Pendik Çarşısı'nın yaşattığını ben görüyorum. Sanırım İstanbul'da az bulunan bir özellik bu. AVM isteyenlere AVM'lerimiz de var zaten. Yani hafta sonu çoluk çocuğuyla AVM'de bir gün geçirmek isteyenlerin gittiği alışveriş merkezleri de var. Orası farklı bir kültür.
Ama bu tüm AVM yayılmalarına rağmen Pendik Çarşısı'nın dimdik ayakta durduğunu görüyoruz. AVM'ler biraz sarsa da çarşıyı, fakat hani çarşı şunu diyor, yıkılmadık ayaktayız. O meşhur laf var ya, biz evet, yıkılmadık ayaktayız, yıkılmaz Pendik Çarşısı, ayakta evet, kalmaya devam eder. Geçtiğimiz senelerde Marmara Üniversitesi Hastanesi yapıldı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Yeni bir bina olarak da, hizmet binası olarak da Pendik Kaymakamlık Binası yapıldı. Evet. Bu Pendik'teki gelişen, bu yeni yapılan hizmet binaları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Evet, Marmara Üniversitesi Araştırma Hastanesi, yani sadece ya yeri mekanı Pendik'te ama tüm Türkiye'ye hizmet eden bir merkez halinde. Şimdi hükümet konağımızda işte aslında daha taşınma işlemleri tam bitmedi. Biz kaymakamlık olarak önce geldik. Hükümet konağımız İSMEP denilen depreme dayanıklı olmayan kamu binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesiyle ilgili valiliğin kontrolünde kullanılan bir fon var. Bu fon imkanlarıyla yapıldı. Ciddi çabalar var. Giden valimizin çabaları var. Hüseyin abi Mutlu Bey'in, şu anki sayın valimiz Vasip Şahin Bey'in çabaları var. Milletvekilimiz Erol Kaya'nın çabaları olduğunu ben bizzat biliyorum. Belediye başkanımızın ciddi gayretleri var. Yani böyle el birliğiyle herkes elini taşın altına koyarak, üzerine düşeni hızlıca, süratle yerine getirerek ortaya çıkmış bir bina. Aşağı yukarı devletten herhangi bir hizmet talebinde bulunan herkesin gelmesi gereken bir yer. Bölünme, parçalanma yok. Şimdi bu kurumlarımızın çoğu farklı farklı yerlerdeydi. Yani bazen bir minibüste, bazen iki minibüste vatandaş gitmek zorunda kalıyordu. Birine geliyordu, diğerine gitmek için bir vasıtaya daha biniyordu. Bütün bu sıkıntılar ortadan kalktı. Binanın temizliği konusunda çok büyük bir bina. Yani bizim eski hükümet konağı mantığımızla üstesinden gelemeyeceğimiz kadar geniş alanları var. Yani giriş bölümü, ortak kullanım alanları. Yani mesela bu binada biz konferans salonu dedik. Ben konferans salonu olan bir hükümet konağını ilk defa gördüm. Bu temizlik konusunda ben sizin aracılığınızla belediyemize, belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Temizlik işlerini belediye üstleniyor. Ortak alanları. Deniz ulaşımı sizce Pendik'te kullanılabilir olur mu? Bir fayda sağlar mı Pendik'e sizce? Ne düşünürsünüz bu konuda? Yani denizden tabii, karadan trafik yoğunluğu hepimizin yaşadığı bir sıkıntı. Yani E5 ve TEM. Bunlar bazen hakikaten çok uzun zaman alıyor. Yani tüm vatandaşlarımızın, tüm İstanbulluların hayatından böyle bir zamanı alıyor bu yollar. Denizi alternatif olarak düşünmeye devam etmeliyiz bir sefer. Pendik eski bir balıkçı kasabası. Bu ilçede balıkçılar yaşıyor. Bunu da çok az insan biliyor. Feribot iskelesinin giriş gişelerinden, yanından girişi olan bir aslında su ürünleri kooperatifimiz var bizim orada. İşte orada bir 60-70 tane balıkçı teknesi var. Mekanları kötü. İnşallah onlara güzel bir balıkçı barınağı da yapılacak. Sahil projesi var Pendik'te şimdi. İBB tarafından. Evet, yani ayrıntılarını tam bilmiyorum ama projeyi biliyorum. Çalışmalarda başladı. Dün oralarda ben kamyonları falan da gördüm. Güzel bir şey yapılacak. Yine belediyenin üzerinde durduğu Kelebek Adası diye bir proje var. Haberiniz oldu mu oradan? O da çok güzel bir proje. Pendik yerel medyayı nasıl buluyorsunuz ve son olarak Pendik TV izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Yerel medya önemli hakikaten. Yani biz sanırım Türkiye'de yerel medyanın gücünü çok iyi bilmiyoruz. Etkili olduğunu ben biliyorum yerel medya. Yani esnaf onu okuyor. Oradan aldığı bilgilere itimat ediyor. Güveniyor. Bu da aslında tabii sizlere çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Pendikli TV izleyicilerine de söyleyebileceğim şey,
Yani sizin aracılığınızda Pendik'te yaşamak güzel bir şey. Pendik'i sevmeye devam edelim. Allah Pendik'i korusun diye. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.